Bir kez daha Akatlar Spor Salonu'na gidiyoruz. Teşekkürler Sinem. Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi ile birlikteyiz. Başkanım geçmiş olsun. Basketbol takımı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Bir sezon değerlendirmesi alabilir miyiz? Vallahi iyi şeyler söyleyeceğim. Geçmiş olsun. Diğerlerine geçmiş olsun. Biz çok iyi bir sezon geçirdik. Mutluyuz, keyifliyiz. Her şeyden evvel yöneticimiz Umut Şenol'a yanımda duruyor. Verdiği emekler için, ilgi alakası için teşekkür ediyoruz. Ahmet Kandemir Hoca bu işin mimarı, ona çok teşekkür ediyoruz. Genç basketçilerimiz, Alperen Şehmuz ve diğerleri var. Hepsi çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Çok başarılı bir sezon geçirdiler. Yine her zamanki gibi futbol takımında söylendiği gibi bu iş sıkıntılı. İşte Beşiktaş yer bulamaz, derece alamaz falan. Baskette de aynı şeyler söylendi ama biz sabırla bunun meyvesini almaya çalıştık. Bütün arkadaşlarımız inandılar. Çocuklar kendine inandılar. Tabii aslında başarı onların. Kendilerini iyi geliştirdiler. Bir arada söyledim ben yine yani Türk basketbolunun aynen Türk sporuyla sorunları paralel gidiyor. Dolayısıyla Türk futbolunda da söylediğim şeyler burada da geçerli. Çok iyi birkaç tane kreatif oyuncuyla bu işleri yürütmek lazım, yabancı. Geri kalanı yerli yürütmek lazım. Genç çocuklarla yapmak lazım. Çünkü ancak Türk milli takımının basketi gelişir ve kulüplerde bu içinde bulundukları dar boğazlardan çıkar. Çünkü basketin gelirleri belli. Giderleri de buna uydurmak lazım. Bunu uydurabileceğiniz de tek yol birkaç tane yabancı ve yerli. Aynen. Doğru mu söylüyorum Umut'cum? Evet, benim düşüncem bu hemen hemen her branşta artık böyle olmalı. Bu hem kulüplerin ekonomisini düzeltecektir hem de genç çocuklarımızın spor yaparak milli takımlarına katkı vermesini imkan verecektir. Umut teşekkür Bey. Ederim. Umut Bey şimdi daha alt detaylara girebilir. Ben üstten sporla ilgili genel söyledim. Basketimizle ilgili. Umut'cum sen bir şeyler söyle. Daha iyi içindesin çünkü. Genç oyuncularla iyi bir sezon çıkardı Beşiktaş. Evet, bir oyuncumuzun birinci turda draft edilme ihtimali var. Bir oyuncumuzun da katılma ihtimali var. İkisi için de Allah hayırlısını versin, yolları açık olsun. Eğer katılırlarsa onların orada bizi temsil etmesi, Beşiktaş'ı, Türk basketbolunu temsil etmesi bize gurur verir. Katılmazlarsa da yuvaları burası. Burada yollarına. Biz gelecek sezon için, bizim için başkanımızın da söylediği gibi bu konuda en önemli şey sürdürülebilirlik. Biz yine birkaç yabancı ve genç Türk oyuncularla yolumuza devam etmeyi amaçlıyoruz. Çünkü bu işin mali yapısını sürdürebilmek için bu yöntemde devam etmek gerekiyor. Beşiktaş hem yetiştirici hem de yarışan bir takım olmaya devam edecek. Burada da bu bütçeyle ilk dörde kaldık. Bu tabii başta Ahmet Kandemir olmak üzere teknik ekibimiz, oyuncularımız hepsinin eseri. Kulüp içinde de tabii ben buradayım, başkanın yanındayım ama bize destek olan, yardımcı olan, bu projeye yön veren bir sürü yönetici arkadaşımız var. Özellikle Mesut Urgancar genel sekreterimiz. Bilgehan abi, Bilgehan Cenk Sürmen, o da salonun hazır olması, iyi olması, gelişmesi konusunda çok büyük emek harcadı. Bir sürü yönetim kurulu üyesi arkadaşımız burada emek harcadı. Serhan Çetinsay'a var. Sene boyunca kadın basketbolu o götürdü ve orada da aslında çok iyi bir derece elde etmemiş gözüküyor olabiliriz ama oradaki hedefimiz bu sene kümede kalıp önümüzdeki seneye erkeklerde yaptığımız yapılanmayı önümüzdeki sene kadınlarda yapmaktı. O hedefimizi çok düşük bir bütçeyle, hatta belki tarihinde ilk defa eksi vermeden kadın basketbolun sezonunu da kapattık. Onun dışında yine bir sürü, Batur Şülen var yine sezon boyunca bize destek olan, Ümit Öndeş var. Bütün maçlarımıza gelen ve bize destek onlar olan. Onlar tarafta. Onlar tarafta. Onlar gizli tarafta. Bugün bir taraftar daha vardı başkanım. Dikkatimizi çekti. Atiba buradaydı. Beşiktaşlı taraftarları çok merak ediyor. Atiba'yla sözleşme uzatılacak mı? Bugün ailesiyle birlikte buradaydı. O da taraftar olarak yerini aldı. Vallahi yani benim anladığım kadarıyla Atiba'yla sözleşme zaten Beşiktaş'ta herhalde şöyle yazılmış. Canı ne zaman isterse gider, istediği kadar burada kalır diye. Dolayısıyla Atiba'yla sözleşme konuşmanın bir şeyi kalmadı artık. Yani Atiba canı istediği güne kadar burada kalır. O belki de yarın aday olursa seçimi de kaybederiz. Yani o kadar seviliyor.
iyi karakter. Yani bize çok faydası oldu. İyi başkanım, futbolcu. Devre arasında Atiba düşünsek oyuna girer misin dedim. Hani burada da ihtiyaç olabilir. Üçlüklerin fena değildir dedi. Girer fena değil. Şey de bahsedelim isterseniz biraz. İçeride sağlık ve çocuklarımızın yaşayacağı yerler yatırım evet, yapıyoruz. Onu da camiamıza müjdeleyelim. Aynen camiamıza güzel bir haber verelim. Burada yine Serhan arkadaşımızın, Serhan Çetin Sayın desteğiyle hemen binamızın yanında tahta bir yapı vardı. Eskiden anaokulu olan. Orayı tekrar Beşiktaş'ın bünyesine aldık. Ve orada bir alt katı sağlık tesisi, üst katı altyapıdaki oyuncularımızın kalabileceği yurt şeklinde düzenlenecek. İnşaatına başlandı. Önündeki sahada kapatılacak ve altyapı oyuncuları için hazır hale getirilecek. İnşallah sağlık tesisini Haziran ayının sonuna sahayı da önümüzdeki senenin başına yetiştirmeye çalışacağız. Tabii ekonomi de önemli. Sayın Başkan basketbol şubesinden bazı oyunculara öyle teklifler var ki şubeyi birkaç sene idare edebilir gibi bir ifade de kullanmışsınız yanlış hatırlamıyorsam. Bu doğrultuda tabii Alperen NBA draftına katılacağım dedi. Şeyhmuz da bu sezon ön plana çıktı. Bu iki oyuncu ya da başka bir oyuncuya Efes olsun, Fenerbahçe Beko olsun ya da yurt dışından olsun herhangi bir teklif ulaştı mı size? Daha sezon bittiği için daha rahat konuşabiliriz. Daha sezonu yeni bitirdik. Bunları oturup başkanımıza, yönetim kurulumuza konuşacağız. Ondan sonra basına verilmesi gereken bir bilgi varsa hep birlikte veririz. Ben söyleyeyim o zaman. Sen söylemeyin. Ben söyledim çünkü. Var yani. İstiyorlar çocuklar. Var, isteyenler evet. Var. İyi de para veriyorlar. Şimdi bu nazar değmesin diye söylemiyorum. Yok o kadar olmaz. O tam stop. Yani çok hoş olmaz. Onu alanlar aldığı zaman açıklarlar. Eğer satarsak. Olmaz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, Sinem Ökten, Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Durçevi'nin görüşleri bu şekildeydi. Söz yeniden size bırakalım.